Aktardığın değerlendirmeleri için. Enflasyon verileri açıklandığında diğer sektörlerle kıyaslandığı zaman en düşük yıllık artışa sahip sektörlerden bir tanesi giyim ve ayakkabıydı. Yıllık enflasyon %27, %26.95 olarak gerçekleşti. Fakat önümüzdeki döneme dair zam beklentileri burada da şekillenmiş gibi görünüyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya bizlerle birlikte. Ramazan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Özellikle biraz önce enflasyon rakamlarından bahsederken geçmiş yıllara da dönük baksak hemen hemen her sene hazır giyim tarafının nispeten daha enflasyonun altında, manşet enflasyonun altında seyrettiğini görüyoruz. Bir 2-3 yıldır böyle devam ediyor. Bundan sonra da böyle devam eder miyi sormak isterim size. Devam etmesini gönülden isterdik ama maalesef bundan sonra bu şekilde devam etmeyecek. Özellikle pandemi öncesi ham madde ve emtia fiyatları bizim sektörümüzde çok ciddi artış boyutunda değildi. Ama özellikle son bir yılda ham madde fiyatları maalesef iki katına fırladı. Enerji ve lojistik maliyetlerinin artışı ve yılbaşında yapılan işçiliklere %50 yapılan zamla beraber 2021 yılı ile karşılaştırdığımız zaman sezonu ilk çeyrekte 2022 yılı içinde %50-%60'lara varan fiyat farklarını etiket fiyatlarında gördük. Bu önümüzdeki dönemde ne kadarlık bir artışa doğru evrilebilir onu da sorayım. Çünkü ham madde fiyatı derken işin içerisinde birçok farklı alan var. Bunların tedariğinde yaşanan sıkıntılar da var. Dolayısıyla aynı zamanda tabii Türk lirasının değer kaybının da ham madde fiyatları üzerinden ciddi bir yansıması olduğunu izliyoruz, takip ediyoruz. Nerelere kadar gitme riski var buralardaki zamların? Bu ilk çeyrek, 2022 yılının ilk çeyreğinde %50-%60 fiyat farklarını gördük. Mayıs-Haziran'dan sonra %80-%100'lere varan fiyat farklarını etiketlerde görmeye devam edeceğiz. Özellikle Mart ayına baktığımız zaman son 7 ayın en düşük seviyesini yaşadık. Fiyatlardaki artıştan dolayı tüketiminde bir yavaşlamaya yol açtı. Bunu da zaten kredi kartlarından gördük. Hazır giyim sektörü %6,5 pay alırken şu an %4,8'lere düştü. Sizin de dediğiniz gibi Mayıs ve Haziran'dan sonra etiket fiyatları %80 ve %100 olarak bir sene öncekine göre artışını etiket fiyatlarında görmüş olacağız. Burada daha çok hangi ürünlerde, yani kış sezonu ürünlerinde ciddi bir artış olacağını anlıyoruz elbette. Orada daha fazla ön plana çıkabilecek olan ya da hani maliyeti çok artabilecek olan hangi kalemler daha fazla ön planda? Mayıs ve Haziran'ın daha bahar ve yaz aylarının olduğunu düşünürsek daha yazlık ürünlerde bu %80-%100'lere varan fiyat farklarını 2021'e göre konuşuyoruz tabii, fiyat farklarını göreceğiz. Ama özellikle ithalatı, ara mamülü ithalata dayalı olan dövizle aldığımız mallardaki ürünleri, mesela burada mont, dokuma ürünler, kaban, ceket gibi ürünleri daha çok yurt dışından getirdiğimizden dolayı ve onların ara ham maddelerini ve kumaşlarını yurt dışından tedarik ettiğimizden dolayı bu ürünlerde daha fazla fiyat artışlarını hissedeceğiz. İkame ürünler açısından, yani yurt dışına gelen ürünlerin fiyatları çok yükseleceği için Türkiye'de üretilen ürünlerin burada daha fazla şansı var mıdır diye de sorayım size. Gönül isterdi ki evet, zaten 2021 yılında bu kapasite artışlarımız, maksimum kapasite kullanım oranlarını sürekli kullandık. İhracat rekorları kırdık. Ama artan fiyatlarla beraber tüketimin yavaşlamasından dolayı kapasite kullanım oranları da düştü. O her ürünü Türkiye'de maalesef üretemiyorsunuz. Ürettiğiniz ürünler var, üretemediğiniz ürünler var. Çok ikamesi Türkiye'de yok şu an bu ürünlerin. İhracat tarafı nasıl gidiyor diye de sormak isterim size. Özellikle Avrupa tarafı tabii Türkiye için çok büyük bir pazar. Fakat son birkaç aydır özellikle savaşla çıktıktan sonra oralarda tüketici güveninin de yavaş yavaş gerilemeye başladığını görüyoruz. Dolayısıyla ihracat tarafında bir gerilemeniz var mı, yoksa kuvvetli devam ediyor mu şu anda sektör? Özellikle ihracat tarafında 2021 yılında biliyorsunuz 20 milyar doların üzerine bir ihracat rakamımız oldu. Rekorlarla kapattık. 2022 yılının ilk çeyreğine baktığımız zaman aynı rakamlar, aynı adetler devam ediyor. İhracat tarafında çok büyük bir sıkıntıyı öngörmüyoruz. Aksine artarak büyüyen bir rakamlar var. Avrupa'ya ve Amerika'ya baktığımız zaman pazar paylarımızı, oradaki artışları görebiliyoruz. 2022 yılında aşağı yukarı 23-24 milyar dolar civarında bir rakama çıkacağımızı düşünüyoruz. İhracat tarafında çok bir sıkıntı yok. Şu an biraz önce konuştuğumuz gibi özellikle iç piyasada iş tüketiminin yavaşlaması etiket fiyatlarından dolayı orada biraz bir takım kayıplar var. O kayıpları da şu şekilde biraz aşıyor sektör ve markalar. Özellikle bu turist olarak Türkiye'ye gelen, döviz bozduran misafirlerimizin yaptığı alışverişler
biraz oradaki rakamları yukarı doğru çekiyor. Bunların çekmesiyle de geçen seneki rakamları belki yakalayacağız ama iç tüketimimizi, yerli tüketimimiz biraz düşmüş olacak. Rusya ihracatı durum nasıl? Rusya ve Ukrayna savaşı biliyorsunuz aşağı yukarı 45. gününe vardı. Özellikle Ukrayna'da bütün markalar zaten perakende markaları kapandı. Onların kapanmasıyla çünkü Türkiye'nin orada ciddi markaları ve mağazaları vardı. Rusya'da bir takım biraz durma oldu. Daha sonra tekrar bir hareketlenme oldu. Rusya ile ilgili uçuşa kapalı olan bölgelerde mağazalar kapalı. Ama diğer bölgelerde mağazaların hepsi açık. Şu an Rusya'da mağazalar çalışıyor. Buradan oraya ürünler gidiyor. Ama insanların orada da tabii ki bir tedirginliği var. Özellikle Rusya-Ukrayna pazarı biliyorsunuz en çok bu yolcu beraberinde bavul ticaretini çok sıkıntıya düşürdü. Özellikle Laleli ve Merter piyasasını ve Zeytinburnu piyasasını hem kumaş ham maddesi hem de ürün anlamında özellikle Laleli bu yolcu beraberindeki yapılan ticaretler neredeyse %70-%80'i durdu. Son sorum. Özellikle Türkiye'deki iç talepten bir parça bahsettiniz. Onun devamını da sormak isterim. Yükselen fiyatlar bu talebi ne kadar örseliyor, ne kadar sınırlıyor? Bir de marka düzeltmesi görüyor muyuz? Yani daha markalı ve daha yüksek fiyatlı ürünlerden biraz daha jenerik ürünlere, nispeten daha düşük maliyetli ürünlere yönelim seziyor musunuz, görüyor musunuz? Bu artan fiyatlarla beraber tüketimin yavaşladığını zaten son 7 aydaki en düşük seviyesine geldiğimizin zaten rakamlar bize gösteriyor. Tüketici 3 ürün alacağına şu an neredeyse 2 ürün alıyor. Burada da baktığımız zaman adet bazlı bir düşüş oluyor. Bu da bizim kapasite kullanım oranlarını etkileyecek. Belki geçen seneki ciroları yakalayacağız. Bu yakalamamızın nedeni fiyatların, birim fiyatlarının artmasından dolayı kaynaklanıyor. Biraz önce sorduğunuz soruya gelirse pandemi öncesi biraz daha böyle fast fashion, daha modayı takip eden tüketim topluluğu ya da tüketim kısmı şu an özellikle pandemi döneminde ve pandemiden sonra daha rahat, daha konforlu kıyafetler tüketmeyi talep ediyor. Bu sebepten dolayı üründe bir değişiklik olduğu için sizin de dediğiniz gibi daha basic, daha rahat kıyafetler üzerine gidiliyor. Daha luxury değil, daha ortalamada uygun olan markalar tercih ediliyor. Ramazan Bey çok teşekkür ediyoruz.